Dün Tesla'nın 3. çeyrek satış rakamları açıklandı. Borsa hiç hoşlanmadı. Hisse sert geri çekildi. Öncelikle neyle gelen rakamlar? 462.890 araç sat. Bu Wall Street beklentilerinin altında mı üstünde mi kaldı tartışmaya açık bir konu. Çünkü 55 analistten oluşan büyük bir konsensus havuzunun beklentisinin üzerindeydi. Orada 461 bin üzerinde satış bekleniyordu. Öte yandan 11 analistten oluşan başka bir konsensus havuzunun beklentisinde biraz altındaydı. Orada 463 bin bekleniyordu. Dedikodulara göre 465 bin civarını geçebileceği söyleniyordu. Ben de 465 bin üstü bekliyorum açıkçası. Beklentinin azıcık altında. Fakat hisse senedi hakikaten şiddetli dayak yedi bu sonuç karşısında. Ve burada görüyorsunuz kıpkırmızı bir mum attı. Bir ara 15 dolar kadar kayıp vardı hissede. Sonra biraz toparladı. Günü 9 dolar kayıpla tamamladı. Ben bu sıradaki bütün trade'lerimi Discord grubunda paylaştım. Bu dipten açtığım kaldaşlı bir işlem sayesinde zararı bir bölümünü, uzun vadeli pozisyonumdaki zararı bir bölümü telafi etmiş oldum. Fakat bu günlük hareketler çok önemli değil veya dünkü fiyat hareketi de çok değerli olmayabilir. Çünkü Tesla 5 Ağustos'tan beri hızlı yükseliyordu. Biraz kar almak için bahane arayanlar vardı. Zaten bile biliyorsunuz Ekim ayı borsaları hafif tatsız gitmeye eğilimi de der. Onlar ilgili satış olmuş olabilir. Bu bizim için şey çok mühim değil ama 10 Ekim'de olacaklar çok çok mühim çünkü 10 Ekim'de Tesla'nın V-Robot yani biz robot dediği gün gerçekleşecek ve Tesla o gün otonom araçlarla ilgili son ne durumda olduğunu açıklayacak ve bize otonom taksi filosunun nasıl işleyeceğini detaylarını verecek. İşte o gün hakikaten çok çok kritik önemde çünkü dünkü fiyat hareketi bize gösteriyor ki Tesla'yı piyasa bir otomobil şirketi olarak değerlendirecek olursa, değer gerçekten çok çok aşağı gidebilir. Niye? Çünkü sadece otomobil şirketi olarak baktığımızda vasat bir kar marjına sahip. Evet diğer otomobil firmalarına göre daha başarılı. Çünkü baktığımızda dünkü sayılara Tesla geçen sene aynı çeyreğe göre %6 civarında büyüme sağlamış durumda. Oysa Toyota'ya bakıyoruz. Mesela dünyanın en büyük otomobil üreticisine geçen seneye göre %4'lük düşüş var. Yine Volkswagen'e bakıyoruz. CEO'su 2 yıl içinde kendimizi toparlamazsak iflas edebiliriz dedi. Yani otomobil sektöründe genelde büyük sorun var. Tesla onlara göre en azından büyüyor. Ama ne olsa olsun bir otomobil şirketi olarak değerlemesi fazla yüksek. O yüzden her şey geliyor. 10 Ekim'de Elon Musk'ın ne açıklayacağına dayanıyor. Ne açıklayacak? Otonom taksi işini nasıl işleyeceğini anlatacak. Şu anda Tesla sürücüleri 12.5 versiyonu kullanıyor kullanıyorlar tam otonom sürüşün. Gelen raporlar olumlu. Hep daha kompleks, daha zor problemleri çözdüğünü dinliyoruz Tesla'nın kullanıcılarından ve özellikle şehir içi trafikteki kompleks durumlarda Tesla'nın işin içine daha iyi çıktığını söylüyorlar. Ama hiç kimse Tesla tam anlamıyla tam otonom suçu hazırdır demiyor. Üstelik bir tam otonom taksi filosunda Tesla'da bazı başka değişiklikler de lazım. İşte yolcu kapıyı açık mı bıraktı, içeride sigara mı içti, parasını ödedi mi bir şey unuttu mu? Yani araç içinin de çok net görülmesi gerekiyor. Bir de yolcuyla nasıl buluşacak, yolcuyu nereye bırakacak konusunda Uber'e benzeyen bir yazılımın da sisteme entegre edilmesi gerekiyor. İşte bütün bunlarda Tesla'nın durumda 10 Ekim'de duyacağız. İlamaz çok iddialı hazırlanıyor bu kez. Bir Hollywood stüdyosu tuttu ve o stüdyoda yapacaklar bu prezentasyonu. Genelde Tesla prezentasyonları biraz vasat olur ve hisse senedi de, de hep düşme eğilimindedir. Fakat bu sefer çok çok iyi hazırlandıklarını görüyoruz. O gün bizim otonom taksilerin ne zaman trafiğe çıkacağını öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda yasal süreçler nasıl ilerlediğini duymamız lazım. Bildiğimiz kadarıyla henüz bir başvurusu yok. Amerika'da biliyorsunuz Google'un Waymo'sunun otonom sürüşünün işlediği yerler var. En azından oralara başvurabilirdi. Yani geofence dediğimiz coğrafi olarak kısıtlanmış alanda işleyişle ilgili başvuru yapabilirdi. Bunu henüz yapmadığını biliyoruz. Bu araçların maliyeti ne olacağını bilmiyoruz. Tipinin ne olacağını bilmiyoruz. Nasıl bir hizmet olacak? Mesela bu araçları Uber gibi şirketler satın alıp hizmeti onar mı verecekler? Tesla kendisini verecek? Bunu bilmiyoruz. Bu araçların maliyetlerini bilmiyoruz. Bu araçların bir milde ne kadar para harcayacağını bilmiyoruz. Bu araçların bakımı, temizliği nasıl yapılacak bunları bilmiyoruz. Çünkü araç satmanın çok ötesinde bir hizmete gidiyorlar ve Google'un Waymo'sundan biliyoruz ki oldukça zorlu bir hizmet bu. İşte bütün bunları o gün duyacağız. Bir de bir dedikoduya göre o gün Tesla ucuz otomobillerini de anlatıyor olabilir bize. Çünkü muhtemelen bu robot aksi için geliştiği araçlar aynı zamanda Tesla'nın Yeni ucuz versiyon araçları da olacak. Fakat o gün çok detay beklemiyorum o konuyla ilgili. Neden? Çünkü o gün o araçları henüz hemen satışa sokmuyorlarsa o araçlarla ilgili yapacakları açıklamalar mevcut Tesla modellerinin satışlarına darbe vurabilir. Eğer gerçekten çok ekonomik arabalarsa. Onu göreceğiz. Tabii arabanın şu ana kadar gördüğümüz ilk ipuçlarına göre iki kişilik bir araba olacağını biliyoruz. Tipimiz biraz daha Cybertruck'a yakın bir şey olacağını tahmin ediyoruz. Belki bundan dolayı kolayca açıklarlar. Çünkü derler ki Model 3 ve Model Y müşterileri bu araca gelmez. Ama onu da o gün göreceğiz. Ve eğer o gün işler iyi giderse hisse için iyi haber ama işlerin kötü gitme ihtimali var. Niye? Çünkü Elon Musk ilgili en büyük derdimiz ne? Söz veriyor, sözleri çok geç gerçekleştiriyor. En de sonunda gerçekleştiriyor ama çok geç gerçekleştiriyor. Ve o gün çok somut şeyler söylemezse, işte şu şehirde bu tarihte devreye giriyor bu. İşte bu ucuz arabamızı şu tarihte sevk başlıyoruz gibi çok somut bütün spesifik detayları çözülmüş şeyler anlatmazsa piyasa yine bir ilan Musk'ın gaz bulutu olarak bunu değerlendirebilir. Dünkü satış rakamlarını ben beğendiysem orada da yine hoşuma gitmeyen bir şey var ondan da bahsetmekte fayda var. Orada Other Models dediğimiz yani diğer modeller dediğimiz yerin içerisinde Model S, Model X ve Cybertruck var. Ve sayıya baktığımızda 22.915 bana az geliyor açıkçası. Evet Cybertruck'in üretimin yeni yeni ramp up ediyor ama burada yine de biraz daha olumlu bir sayı beklerdim. Muhtemelen olan şey şu Model S veya Model X gibi pahalı testler alacak olanlar ya aynı fiyata ben Cybertruck alırım daha havalı diye olabilirler. O yüzden Cybertruck'taki gelişmelerle ilgili de o gün bir şeyler duymak iyi olabilir. Orada Cybertruck'a e da otonom suç özelliği şu anda geldi daha evvel yoktu. Onun dışında bir otomobil şirketi olarak bakacak olursak Tesla iyi yolda. Ama dediğim gibi sadece otomobil şirketi olarak bu değere etmez. Bu nedenle eğer Tesla yatırımcısıysanız 10 Ekim'e çok dikkatli girmeniz gerekiyor. Oradan hissenin süper yukarı doğru fırlayıp gitmesi de mümkün. Çok sert aşağı doğru eğilmesi de mümkün. Çünkü tekrar söylüyorum pahalı bir hisse bu. Uzun zamandır bunu hep söylüyoruz zaten. Ve eğer otonom sürüş tarafında belki de o gün ayrıca humanoid robotlardan da bahsedecek onu bilmiyoruz. Çünkü we robot day dedi. İnsanları ikna eden artık böyle bir vizyon olmanın ötesine geçmiş somut şeyleri söylemezse hisseye epey aşağı alırlar diye düşünüyorum. Öte yandan bazı analistler de diyorlar ki Tesla o gün dudak uçuklatacak yepyeni teknolojileri açıklayacak. Şu andaki araçlarda olmayan teknolojileri ve şu anda hayal edemediğimiz şeyleri. Bilemiyorum ama o kadar uçuk şeyler açıklasa bile yine onları bir termine, bir maliyete, bir fiyata, bir iş planına bağlaması gerekiyor. Ben endişeliyim. Yani içim süper rahat diyemeyeceğim açıkçası. Ama ben daha düşük ortalama maliyetlerden geliyorum. Ayrıca portföyümü hedge etmeyi de biliyorum. Yani öyle bir güne girerken o günün çok ters gitmesi durumunda aşırı zarar görmemek konusunda da portföyüme hedge edebiliyorum. Bundan dolayı ben Tesla'da long gireceğim tabii ki o güne. Çünkü yıllardır beklediğimiz güne Tesla satanıp girmem. Ama daha evvel bu tip çok hayal kırıklıkları yaşadım Tesla'da. Mesela Cybertruck'in sunum günü de büyük heyecanla girmiştik. Ondan sonra hisse büyük satış yemişti. Ve bu seferki satış sadece bir modelin beğenilip beğenilmemesi satışı olmayabilir. Bu seferki satış Tesla'nın gerçek bir yapay zeka, otonom sürüş şirketi olup olmadığına karar verme günü. O yüzden... The Judgment Day'de bir film vardı hatırlarsanız öyle bir gün gerçekten piyasanın sonunda Tesla ile ilgili büyük bir karar vereceği bir gün olarak görüyorum. Ben umuyorum ki yukarı gider ama aşağı gitme ihtimali de var. Biraz yazı tur atmaya benziyor açıkçası. Çünkü Tesla içindeki gelişmeleri tabii ki bilmiyoruz. Şu anda Tesla araçlarındaki gelişmelere bakacak olursak biraz hayal kırıklığı yaşanabilir. Çünkü henüz bu araçların tam otonom suçu hazır olmadığı somut. Ama o gün bize yepyeni şeyler mi anlatacaklar? Niye o gün ismine V-Robot dediler? Hollywood stüdyolarında yaptıkları şey sadece bir bize gaz verme inventi olacak? Yoksa Aya yere basan somut şeyler mi diyeceğiz? Hepsi kritik. Seçimler yaklaşıyor bu arada. Elon Musk'ın Trump'ın yanında nasıl durduğunu da görüyorsunuz. Trump'ın kaybetmesi durumunda başına dert gelecektir. Çünkü çok net pozisyon aldı bu kez. Kendisi de söyledi zaten. Eğer Kamal Ayaz kazanırsa bugün çıkarılan zorluklardan daha fazlası bize çıkarılır dedi. Eğer bir Tesla yatırımcısıysanız bütün bunları bilmeniz gerekiyor. Özetlemek gerekirse Tesla bir otomobil şirketi olarak başarılı gidiyor ama ne olursa olsun aşırı pahalı bir hisse senedi. Elektrikli arabaların geleceğin kazanı olacağına eminim. Şu videoları anlatmıştım izlemeliyseniz izleyin. Ama onun tek kazananı Tesla olsa bile bu değerlemeler mantıklı olmayacaktır. Mutlaka yapay zeka, otonom sürüş ve belki de humanoid robot tarafında çok iyi şeyler duymamız gerekiyor. Ve eğer 10 Ekim'de bunları duymazsak hisseyi kötü günler bekliyor. Duyarsak hisseyi daha iyi günler bekliyor diyebiliriz. Ona göre pozisyonlarınızı alın. Tamamen all in, all out olmaya gerek olmayabilir. Daha ara pozisyonlar düşünülebilir. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum bu konuda çünkü kendim bilmiyorum ne olacağını ama tekrar kendi pozisyonumu söyleyeyim. Long giriyorum ama hedge ediyorum kendimi. Gün içerisinde trade de edebilirim. Bir sürü şey yapıp pozisyon büyüklüğümü kaybetmeden o gün atlatmaya çalışacağım. Çünkü inanıyorum ki 10 Ekim'de kötü şeyler olsa bile yani Wall Street biraz hayal kırıklığına uğrasa ve sell the news yani haberleri sat gibi bir nedenden dolayı hisse satsalar bile Elon Musk'ın ben bu işi en de sonunda başaracağını düşünüyorum. Elbette yanılabilirim o yüzden yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sevgiyle kalın saygıyla kalın.